Merhaba değerli izleyiciler. Bugün La İlahe İllallah hakikatine uzaktan, çok uzaktan mini adeta gölgesel bir işarette bulunacağız. Çünkü La İlahe İllallah kainatın en büyük hakikatidir. Kainatı içine alan taşan bir hakikattir. La İlahe İllallah hakikati. La İlahe İllallah hakikati Allah'ın gönderdiği bütün semavi kitapların yegane mesajıdır, ana mesajıdır. La ilahe illallah hakikati 124 bin peygamberin aleyhissalatü vesselam yine ana mesajıdır. Kainatın bütün zerrelerinin dile getirdiği, ilan ettiği hakikattir. La ilahe illallah. Varlığımızın her hücresinin dile getirdiği bir hakikattir. La ilahe illallah hakikati. Dolayısıyla kainatı dolduran, kainatı aşan bir hakikatten bahsediyoruz. La ilahe illallah dediğimiz zaman. Şimdi La ilahe illallah da iki ibare var. La ilahe küçük bir cümlecik. İllallah diğer bir cümlecik. Şimdi La ilahe ilah değildir. İlah olamaz. Hiçbir ilah yoktur diyoruz. Ne demek bu? Baktığımızda aleme, kendimizden başlayarak olaylara, evrene baktığımızda gördüğümüz olaylar, varoluşlar ve özellikler ilah olma vasfını haiz değildir demektir. Yani kainat ilah olamaz, varlıklar ilah olamaz, eşya ilah olamaz. Eşyada gördüğümüz özellikler, daha net bir ifadeyle kendisinden kaynaklanamaz demektir. Bunu demek zorundayız. Peki bunu nasıl deriz? Çok kolay. Biz Allah'ın bize verdiği akılla tartmaya çalıştığımızda bu güzelliklerin, eşyanın kendisinden kaynaklanmadığını anlarız. Aradaki o mükemmel cihazı ara kendisi mi ortaya koyuyor? Çiçekteki o güzellik, o rengarenk özellikler çiçeğin kendisinden mi kaynaklanıyor? Kuru topraktan mı kaynaklanıyor? Dolayısıyla gördüğümüz özelliklerin eşyanın kendisinden kaynaklanmadığını ve kaynaklanamayacağını ilan etmek La ilahe hakikatidir. Ondan sonra illallah diyoruz, yani bu alem, gördüğün bütün varlıklar sahip olduğu özellikler ile kendisi gaybi olan, mutlak olan bir özelliğe, bir zata akdese işaret ediyor. O da Allah'tır demiş. İllallah da bu. Dolayısıyla la ilahe demeden illallah'a geçemiyoruz. Önce gördüğümüz varlıkların uluhiyet vasfına sahip olamayacağını aklımızda tartmamız, anlamamız, sonra illallah diyerek gaybi mutlak bir zat-ı uluhiyetin varlığına iman etmemiz gerekiyor. Şimdi la ilahe illallah ile ilgili olarak kısa bir paragraf okuyacağım. Yerinde söyleyeyim. 20. mektubun 2. makamından kısa bir paragraf. Şu kainat yüzünde, hususan zemin sayfasında, yeryüzü sayfasında gayet muntazam bir faaliyet görünüyor. Faaliyet, olaylar, fiiller. Gayet hikmetli bir hallakiyet müşahede ediyoruz. Baktığımız zaman yaratma, meydana getirme, vücut verme müşahede ediyoruz. Gayet intizamlı bir fettahiye, yani her şeye layık bir şekil açmak ve suret vermek aynı el yakın görüyoruz gözümüzle. Hem gayet şefkatli, keremli, rahmetli bir vahhabiyet ve ihsanat görüyoruz. Öyleyse, gördüğümüz bu özellikler öyleyse, biz zarure, zorunlu olarak şu hal ve keyfiyet, bir faal, iki hallak, hep bunu Allah'ın vasfı hallak, üç fettah, şekil veren, açan, dört vehhab, ihsan eden bir zat-ı zülcelal'in, celal sahibi zatın vücubu vücuduna ya da vücubu vücudunun ve vahdetini ispat eder, belki ihsas eder, hissettirir. Mümin imanıyla hisseder, adeta algılamaya çalışır. Muazzam bir faaliyet var bu alemde. O halde bunun faal bir halik olması lazım. Baktığımızda muazzam bir hallakiyet var. Şu kadar canlılar, bitkiler, hayvanlar yaratılıyor. Mutlaka bir halik, bir hallak olması lazımdır akıl. Baktığımız zaman yaratıklar, vücuda getirilenler açıyor, güzel şekler sahip oluyor. Mutlaka bir
fettahiyet hakikati var ve fettah bunları açan, bunlara şekil veren olması lazım diye insan aklı. Ve nihayet baktığımız zaman insan aklı var. Çocuk daha doğmadan çocuğun rızkı hazırlanıyor. Kuru toprakta bize nihayetsiz güzellikte, nimette ihsan ediliyor. At, pamuk gibi atılmış bulutlardan yağmurlar yağıyor. Bunlar ihsan değil mi? Hayatımızın devam etmesi için sayısız tedbir alınmamış mı? İşte faaliyet, hallakiyet, fettahiyet ve vehhabiyeti görmedikçe la ilahe illallah'ı vurgulu söyleyemeyiz diye anlıyorum ben bu metni. O halde biz daima alemi müşahede etmeliyiz, gözlemlemeliyiz bir mümin olarak. Madem Cenab-ı Hak bizi insan olarak yarattı, insanı özelliklerle donattı, bu özelliklerimizi kullanarak alemdeki faaliyeti, alemdeki hallakiyeti yani yaratma keyfiyetini, yaratılma keyfiyetini, fettahiyeti, ihsanatı görmemiz lazım ki bunun arkasında gaybi olan, mutlak olan bir faal var. Bir hallak yaratıcı var. Bir fettah var açan. Bir efendim vehhab ihsan eden var diye bu hakikate ulaşabilir. İşte la ilahe illallah hakikati bizim gördüğümüz alemde özellikle zeminden başlayarak yeryüzünden başlayarak bu hakikatleri görmeye dayalı bir teemmülümüzün, bir düşünmemizin sonucunda ortaya çıkar. Yoksa ezbere la ilahe illallah dediğimiz zaman zayıf kalıyor. Zayıf kalıyor, cılız kalıyor. Tahkiki tarzda bunu söylemek lazım. Bütün evrenin, bütün alemin la ilahe illallah hakikatini ilan ettiğini hissetmemiz lazım. İhsas eder dediği metin. Hissetmeye çalışmamız lazım. Yapabildiğimiz kadar. İşte o zaman la ilahe illallah hakikatinden ziyadesiyle hissedar olmaya başlarız. Nitekim bundan dolayıdır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki en faziletli zikir la ilahe illallah hakikatidir. En faziletli dua da elhamdülillah demektir diyor. Başka bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kimsenin ahir kelamı la ilahe illallah olursa bu kişi cennet ehli olur. Yani bütün kainatın la ilahe illallah dediğini içselleştiren, görmeye çalışan, böyle yaşayan ve son nefesinde la ilahe illallah kelime-i tevhidini söyleyerek veren bir kimse Allah'ın ihsanıyla cennet ehli olur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bir hadisi daha paylaşarak bitirelim. O da çok meşhur bir hadistir. Risalelerde işlenir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki imanınızı la ilahe illallah hakikatiyle yenileyin. Demek ki daima la ilahe illallah demeliyiz. Lafzan demeliyiz. Mana olarak demeliyiz. His olarak demeliyiz ki imanımız yenilensin, muhkem olsun, sağlam olsun.